bu tabloyu çok ürkütücü olarak değerlendiriyor. Korkunç bir şey bu. Çok korkunç. Çok karanlık, çok çirkin, tam bir batak ve pislik. Başka nasıl değerlendirebilirim sizce? Şengül Hablemitoğlu, 20 yıl sonra eşinin cinayetinin arkasında eski özel kuvvetler mensubu askerlerle Gülen yapılanmasının olduğu şüphesinin ortaya çıkmasını bu sözlerle özetliyor. AKP'nin tek başına iktidara geldiği 2002 seçimlerinin üzerinden henüz 1,5 ay geçmişti. Tarihler 18 Aralık 2002'yi gösteriyordu. Olay günü ilginç bir gündü bizim için. Ben erken çıkarım evden, rutinimiz öyledir. İşime erken giderim. Eşim ders saatine yakın çıkar genellikle. Evden çalışan biriydi. Garip birileri yanaştı aracımın yanına. Karlı bir gün, kar temizlemeye çalışırken. Ve bana görünmek isteyerek yanaştılar. Onu da anladım ve aracın plakasını aldım. Hatta pencereden vedalaştık Necip'le. Ancak Şengül Hablemitoğlu, günün yoğunluğunda o şüpheli aracı eşine söylemeyi unutur. Ve insan böyle bir şey yaşadığında bu unutkanlığın suçluluğunu taşıyor. Yıllar boyunca bununla mücadele ediyorsunuz. Böyle bir gündü. Cihat kavramını... Ve o 18 Aralık akşamı Türkiye Galatasaray-Ankara Gücü maçına kilitlenmişken Ankara'dan gelen haberle sarsıldı. Sıradan bir akşam. Kızlar ders çalışıyorlar. Ben mutfakta yemek hazırlıyorum. Necip alışveriş yapmak için bir markete giriyor. Oradan arıyor beni. Akşam 8'e doğru. Hafta sonu misafir ağırlayacağız. Bir şeyler alacağım diyor. Ve çok soğuk bir akşam. Diyorum ki çok soğuk. Ve çok eşya varsa elinde yardıma geleyim park yerine. Ayrı ayrı sakın çıkma, hava berbat diyor. Son konuşmamız bu. Ve sonra işte apartman görevlimizin oğlu durumu bana kapıyı çalıp haber veriyorlar beraber. Necip Hablemitoğlu, Çankaya ilçesinde bulunan Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Profesyonel olduğu izlenimi veren tetikçi, sağ gözünden vurduğu Hablemitoğlu'nun yere düşerken başının üzerine de ateş etti. 20 yıl boyunca Necip Hablemitoğlu dosyası faili meçhul kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen dosyayı raftan indirdi. Ancak olayın üzerine gitmeye çalışırken görevden alındı. Yerine gelen savcı Zafer Ergün soruşturmayı kaldığı yerden sürdürdü. Toplanan deliller savcının karşısına dikkat çekici bir manzara çıkardı. Bir yanda Gülen yapılanması, diğer yanda Özel Kuvvetler Komutanlığı'na mensup eski askerler. O askerlerden biri Şanlıurfa'da IŞİD'e infilaklı fitil götürme davasının firari sanığı olan Nuri Gökhan Bozkır'dı. Bozkır, MİT tarafından Ukrayna'dan getirildi ve yaptığı itiraflar soruşturmadaki düğümü çözdü. Ürküyorum, ödüm patlıyor, bir şey söylemeye korkuyorum yani. Çünkü söylersem acaba yanlış mı anlaşılır, değerlendirilebilir? Sağlıksız, kötü ve karanlık insanlardan bahsediyoruz. Peki Hablemitoğlu neden hedef oldu? Kendisini Cumhuriyet tarihçisi olarak nitelendiren Hablemitoğlu, o dönem Alman Vakıfları ve Bergama dosyası kitabını yayımladıktan sonra Fethullah Gülen'in devlet içerisindeki izini sürdü. Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama dosyası kitabında Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetlerine, yapısına ve bağlantılarına mercek tutuyordu. Kitapta Alman vakıflarının Bergama'daki altın rezervlerinin çıkarılmasını engellemek için kamuoyu oluşturduğu ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyordu. Hablemitoğlu, daha sonra Gülen yapılanmasını anlattığı Köstebek kitabının yazımına başladı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Bu sırada tehditler artmaya başladı. Çok sayıda tehdit alan biriydi Necip Hablemitoğlu. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Çok yakınındayım, seni izliyorum. Kafana sıktığımda anlayacaksın
dünya kaç bucak gibi şeyler. Yani böyle cümlelerin olduğu mailler gelirdi. Bazen sanıyorum telefonlar alıyordu. Aracına zarar verildiğini hatırlıyorum. Böyle şeyler oluyordu. Her şey tehditle sınırlı kalmadı. Köstebek kitabının yayımlanmasını engellemek isteyen Gülen yapılanması Necip Hablemitoğlu'yla iletişime geçmeye çalıştı. O isimler Gülen yapılanmasının Türkiye imamı olmakla suçlanan Mustafa Özcan'la eski MİT'çi Enver Altaylı'dan başkası değildi. Savcılığın iddiasına göre Mustafa Özcan ve Enver Altaylı Necip Hablemitoğlu ile görüşebilmek için eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve eski AKP milletvekili Ramazan Toprağı aracı yaptı. Onların etrafımızda olmalarının çok rahatsız edici olduğunu biliyorum ve bugün buradan baktığımda hala bunu çok anlamsız buluyorum. Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyken Necip Hablemitoğlu ile tanışan ve o dönem birlikte birçok konferansa giden ve bugün de ailenin avukatlığını yapan Ersan Barkın da Gülencilerin Hablemitoğlu ile görüşme çabasına işaret ediyor. Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabı ve Fethullahçı örgütle ilgili yazdıklarından rahatsız olan yapının Hablemitoğlu ile iletişim kurma çabası, Hablemitoğlu'nun bu üretim sürecinden alıkonulması sürecinde çeşitli yollar denedikleri soruşturma dosyasında var. Hablemitoğlu ile görüşen Şıvgın ve Toprak, Köstebek kitabının yayımlanmasının 3 Kasım 2002'deki seçimler sonrasına bırakılmasını istedi. 5 Ağustos 2002 tarihinde son cümleleri yazıp kitabı tamamlamıştı. Yayınlayacak yer bulamıyordu. Kimse evet. Yayınlamak istemiyordu çünkü. Savcılık işte bu yüzden Hablemitoğlu cinayetinin arkasında Köstebek kitabının yayınlanmasını engellemek isteyen Gülen yapılanması olduğu görüşünde. Peki Necip Hablemitoğlu cinayetinde eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu askerlerin rolü neydi? Soruşturma makamları Mustafa Özcan'la Enver Altaylı'nın cinayeti özel kuvvetler içerisinde Levent Göktaş ve Fikret Emek ekibine yaptırdığı tezi üzerinden ilerliyor. Ancak Mustafa Özcan hakkındaki suçlamaları reddediyor. Savcılığın bu iddiaları kanıtlayamadığını savunuyor. Özellikle Enver Altaylı ile Levent Göktaş'ın o dönem irtibatlı olduklarına yönelik delillerin dosyaya girdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve paramiliter unsur olduğu iddia edilen Aydın Köstem'in hem şüpheli askerler hem de Enver Altaylı ile yakın ilişkisi olduğu, aradaki bağlantıyı sağladığı iddia ediliyor. Öyle bir şey ki sadece Necip Hablemitoğlu mu? Hayır, değil. Türkiye'de pek çok olay ya da yaşadığımız olumsuzluk sanki bu iki korkutucu şey arasında devam ediyor gibi bir hisse kapıldık biz. Bugün geldiğimiz noktaya sevinir miyiz? Adalet bu kadar yavaş mı olmalı? Daha adaletin henüz ağasına doğru yol almış vaziyetteyiz. Yani bir dava süreci başlamadı. Savcılık dosyasındaki deliller Hablemitoğlu'nun cinayetten önce adım adım takip edildiğini ortaya koyuyor. Gökhan Nuri Bozkayar, evet, Ukrayna'da yakalanan kimsenin de Hablemitoğlu'yla bazı yerlerde bildiğim kadarıyla ya adı geçen ya da onunla iletişim içinde olan, ilişki içinde olan başkalarının da sadece Eskişehir seyahatinden söz etmiyorum. Necip Hablemitoğlu'nun ders verdiği üniversite, kampüs, Necip Hablemitoğlu'nun yürüyüş evine varma güzergahı, Necip Hablemitoğlu'nun evine gelişi dahil olmak üzere böyle bir takip altında olduğu bildiğim kadarıyla zaten soruşturmada artık şüphe bırakmayacak kadar gerçek. Örneğin Nuri Gökhan Bozkır'ın telefonlarının cinayetten önce Hablemitoğlu'nun evinin çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Cinayet günü telefonlarının kapalı olması ise şüpheleri artırıyor. Bozkır'ın cinayetten 4 gün önce Eskişehir'e giden Hablemitoğlu'nu Sivrihisar'a kadar takip ettiği de bir diğer önemli ayrıntı. Yalnız bu değil. Cinayetten önce sokakta görülen şüpheli aracı kullanan iki kişi ifadeye gitmeden önce Bozkır tarafından aranmış.
Hablemitoğlu'nun ders verdiği fakültenin çevresinde sinyal veren bazı şüpheli askerlerin Bozkır'la irtibatı da dosyaya girdi. Nuri Gökhan Bozkır ifadesinde olay yerinde hurdacı kılığında keşif yapmasını Albay Levent Göktaş'ın istediğini öne sürdü. Bozkır tetikçiyi olay yerinden arabasıyla aldığını da itiraf etti. Peki Necip Hablemitoğlu neden öldürüldü? Yazdıkları için ve yaptığı konuşmalar nedeniyle ve yazma olasılığı nedeniyle ve anlatma olasılığı, daha fazla, daha farklı şeyler anlatma, yazma olasılığı nedeniyle öldürüldüğünü düşünüyorum. Ne olabilir ki? Bilmiyorum ki aslında tam olarak da. Ya da öldürülmeyi ne hak eder onu da bilmiyorum yani. Öldürülmeyi bir gerekçe olabilir mi? Hablemitoğlu'nun yaptığı çalışmalarının doğrudan kaynaklık ettiği iki iddianame var Yaşarken. Biri Alman Vakıfları iddianamesi, biri Fethullah Gülen iddianamesi. Her ikisi de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama konusu yapılıyor. 18 Aralık'tan sonraki ilk 4 ayda bu iki iddianame de, daha doğrusu bu iki iddianamenin kaynaklık ettiği iki davada da beraat kararı çıktı. Yani Hablemitoğlu'nun aslında ortadan kaldırılmasının çok somut biçimde hem Alman Vakıfları dosyasında DGM'de hem de Fethullah Gülen dosyasında sonuç verdiğini, kendileri açısından sonuç verdiğini ve iki beraat kararına ulaştıklarını söyleyebilirim çok net biçimde. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturması sürüyor. Cinayete ilişkin iddianamenin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Açılacak davayla Hablemitoğlu cinayetinin üzerindeki sır perdesi ortadan kalkacak mı? Bunu zaman gösterecek. Yani azmettiren budur. Bu da tetiği çekmiştir. Ve şöyle bu mekanizma böyle işlemiştir denirse bitmiştir yani. Aradığımız o zaten. Niye faili meçhul dendi ki bunca yıldır ve daha önceki ve başka cinayetler için? Faili meçhulü hak eden bir ülke miyiz yani?